bilmiyorum tabii sonuçta bir namınız var. Herkesin 80 milyon kişinin önünde o böyle hareketi yapmak tabii ki insanlara kötü örnektir. İnsanları aşağılamaya gerek yok. Sonuçta iyimser olmak lazım diye düşünüyorum. İnsanların hepsi genel olarak gergin abi ya. Yani herkes şu an şey kafasında, bir şey olsun da kavga çıkartalım. Herkes belirli bir yere gitmek istiyor. Silivri'ye gitmek istiyorlar abi açıkça. Yani cezaevini daha rahat buluyorlar. Ha doğru mu söylüyorlar, yanlış mı söylüyorlar, orası onlara kalmış bir şey ama yani yapılması güzel olan bir şey değil. Sonuçta o senin bir meslektaşın yani, bir şey diyemem. Valla o görüntüyü izlemediğim için onun hakkında herhangi bir bilgim yok. Şiddet kötü bir şey. İnsan şiddet ile de herhangi bir canlıya şiddet kötü bir şey. Şiddet korkudan yapılır. Bazı insanlar kendi, siz bilin ki şiddet uygulayanlar insanlar genellikle korkak insanlardır. Hiç cesur insan şiddet uygulamaz. Yani şimdi eğer bir memlekette hak hukuk rafa kaldırılmışsa kendi başına herkes kendince bir şey yapar. Kendi gücünü ya da yapabileceklerini ortaya koyabiliyor. Bu memleketin hukuksuzluğundan kaynaklanan bir durum. Ya da demokrasinin tamamen bittiğini gösteren bir durum. Hak hukuk aranıyorsa, insani hak ve özgürlükler gözetleniyorsa, gazeteci de olsa, başka bir yerde de olsa insanı horlamanın ya da ona bir şiddet uygulamanın hiçbir mantığı olmayacağını görür. Çok ayıp memleketimin adına gerçekten. Şöyle bir tokat vurdu değil mi? Buyurun işte buyurun. Görün bu vatandaş görmüyor mu? Bu millet görmüyor mu tavrının peşine gidiyor ya? Saçma sapan olaylar. Orada kalkmış gazeteci bir şeyler yapmaz. Ters tokat vuruyor. Ben onu da seyrettim. İşte bunlar Tayyip böyle gidiyor. Diktatörlük bu işte. Bunlar böyle hükümet yönetiyorlar. Başka türlü yönetemez. Hayır hayır. Örnek olmalılar bence. Yani hiç etik bulmuyorum. Yani saygısızca bir davranış. Yani etik bulmuyorum. Yani şimdi yaşını başını almış insanların yaptığı bu hareket çok üzücü. Yalnız orada çok üzücü bir hareket var. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Tam Bakanı'ydı. Hani bizim engellerden de sorumlu. Aslında bir sorunlar anlamıyor. Sorumlu, kendisi sorumlu. Fatma Şahin vardı. Orada o kadının orada yani orada Fatma Şahin'di bir anne. Oradaki genç kardeşimiz biliyorum 20-25 yaşlarında. Fazla da yaşlı değil. O ihtiyar bunak diyeceğim ben. Bunak bir hani bunamış bir insan bir hareket yapıyor. Orada da Fatma eski aileten sorutu devlet bakanının da orada müdahale etmesi lazımdı. Çok acı ya, çok acı. Gerçekten bir muhabire bir yani bir emek yani çalışana bir emekçiye yapılacak bir hareket değil o. Yani bir de onu geç çekmişler. Sonra birkaç gün sonra yayınladılar. O adamın çıkıp özür dilemesi lazımdı. Yeni istifa etti. Ettirildi yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben insanların şeyine karşı değilim. Bu Fatih Altaylı Habertürk'te bir kadın kendi evinde dans etti. Habertürk'te de muhabirdi. Spor muhabiri sunuyordu. O kadını işte bize yakışmıyorsun diye atan Fatih Altaylı. Bu Sarıkaya aslında ne Sarıkaya da bir siyah kara yani Karakaya. Onun hakkında ne düşünüyor onu da merak ediyorum yani. Fatih Altaylı'dan tık yok. Bu kesinlikle ben de bir sinema sanatçısıyım bu arada. Yeşilçam emektarıyım ben. Bu hiç etik değil. Gerek basın gerek sanat dünyasında olsun. Bir medyada canlı yayında böyle bir şeyin olmasını ben esefle kınıyorum. Bir, ondan ziyade o olayın arkasından bir belediye başkanının hala konuşması, yani ona bir tepki göstermenin konuşmasında çok çok yadırgadım. Üzgünüz sadece yani. Çok söylenecek belki çok şey var ama bunlar doğru şeyler değil. Bir gazetecinin bunu yapması, örnek olacak kişiler. Yani bir gazeteci olsun, bir sanatçı olsun, örneğin nacizane ben de topluma örnek olacak kişilerin bunu böyle yapması doğru bir şey değil. Oradan çok yadırgadım benim o belediye başkanının tepkisiz kalmasıdır. Yok, ben onu hiçbir zaman etik bulmuyorum. Hani bir siyasetçinin bu şekilde davranmasını hiç, hani bunu AK Parti, CHP veya HDP hiçbirisini ayırt etmiyorum. Ben etik bulmuyorum. Bir gazeteci yapar mı? Hayır. Kaldırırız ama PKK'ya. Olmaz.